Anadolu ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Aslı Çiçek. Ana haber bülteniyle ve günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı ve başkan adayı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Erdoğan görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın saldırı sonrası sergilediği duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan görüşmede suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek seçimin Amerikan halkı ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kamuda çok sayıda üst düzey atama gerçekleştirildi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuzun yerine AYM üyesi olan Kıratlı, daha önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, İdari İşler Başkanlığı ve YÖK üyeliğine atanmıştı. Kıratlı'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevine ise Hakkı Susmaz getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Vedat Gürgen'le Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Ömer Bulut'la Burak Demiralp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları oldu. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedik, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ise Veli Tuçez atandı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınırken yerine Ahmet Bensiz getirildi. Tokat Valiliği'ne de Abdullah Köklü atandı. Yerel seçimdeki oy kaybının sebeplerini araştıran AK Parti yönetimi milletvekillerinin de karnesini çıkardı. Yüze yakın yeni vekil sürekli devamsızlık yapıp genel kurula gelmiyor. Yasama faaliyetinde rol almıyor. Söz konusu vekiller parti yönetimi tarafından uyarıldı. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle partisinin vekillerini uyarmıştı. Ancak bu uyarı hiçbir işe yaramadı. 31 Mart mahalli seçimlerindeki oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti, bir yandan da teşkilatın verimliliğini arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti kurmayları, milletvekillerinin TBMM performans faaliyetlerini raporladı. Bir gazetenin elde ettiği bilgilere göre yüze yakın milletvekilinin yasama faaliyetlerinde aktif rol almadığı tespit edildi. Parti yönetiminin milletvekillerine bu konuda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca yasama faaliyetlerinin önemini anlatıldığı toplantılar yapmaya başlandığı da aktarıldı. Yasama faaliyetlerinde aktif rol almayan yüze yakın milletvekilinin neredeyse tamamının ilk kez seçilen milletvekilleri olduğu da ifade ediliyor. Partinin tecrübeli milletvekillerinin ise bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde buna benzer bir uyarıyı tekrar yapabileceği de başkent kulislerinde konuşulanlar arasında. Milletimizin de meclisten beklentileri vardır.
Cumhuriyet Halk Partisi eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere halka açık olarak 24 saatlik eğitim maratonu düzenledi. Burada konuşan CHP lideri Özgür Özel, orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu orta eğitim tuzağından kurtulmaktan geçer dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 ana başlıkta 100'ün üzerinde eğitim konusu ele alacağı 24 saatlik eğitim maratonu başladı. Akademisyenler, uzmanlar, eğitim sendikaları yöneticileri ve siyasetçilerden oluşan 100'den fazla konuşmacının sunumlarıyla devam eden etkinlik Ankara Anıt Park'ta halka açık olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim maratonuna katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel eğitim sistemini eleştirdi. En çok bakan değiştirilen bakanlık kültür sanatla birlikte burası. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaz boz tahtası. Özel, gelişmiş ülkelerin başarısının sırrının iyi eğitim sistemi olduğunu söyledi. Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda. Nedir orta gelir tuzağı? Şöyle bir zorluk var. Milli geliriniz belli bir noktadan sonra artmıyor, artamıyor. Neden? Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu orta eğitim tuzağından kurtulmaktan geçer. Özel, atanamayan öğretmenler sorununa da değindi. Bunun 1 milyon gencin geleceğini çalmak olduğunu kaydetti. Nitelikli eğitim sorununun sınıfsal bir sorun haline dönüştüğünü savundu. Artık bir bahçıvan torununun, bir koyun çobanının, bir bekçinin varıp da çocuğunu iyi bir eğitime kavuşturması mümkün mü? Bu sınıfsal bir sorun haline geldi. Tartışmalı sokak hayvanları yasa teklifine Cumhuriyet Halk Partisi'nden itirazlar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yüzel, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik otanazi uygulamasını hiçbir CHP'li belediyenin kabul etmeyeceğini söyledi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi uygulamasını Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. CHP sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Meclis gündemindeki düzenlemeler hakkında değerlendirmeler yaptı. Sokak hayvanlarının yaşam hakkının tıpkı kendilerininki gibi kutsal ve dokunulmaz olduğunu söyledi. Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi bu yasa ile ilgili olarak kırmızı alarmdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu da gündeme geldi. Sayın Tanju Özcan'ın MYK kararıyla, MYK'mızın oy birliğiyle almış olduğu kararla tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca kınama cezasıyla cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Sokak köpeklerine ötenazi yapılmasını içeren kanun teklifinin komisyon görüşmeleri 18 saat sürdü. Yaşanan gerilim sonucu komisyon görüşmeleri ilk 3. maddenin kabul edilmesinin ardından sona erdi. Toplantı pazartesi günü 14'te devam edecek. Gerilim tırmandı. Başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemenin görüşmeleri tartışmalara sahne oldu. Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Görüşmeler ise 22 Temmuz'a bırakıldı. Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri Meclis, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı komisyonunda başladı. Muhalefet görüşmelerin daha büyük bir salonda yapılmasını talep edince komisyon başkanı talebi reddetti, tansiyon yükseldi. Gerginlik durmayınca komisyon görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşındı. Hayvansever dernekleri ve başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukların anne babaları toplantıyı yakından takip etti. Başıboş köpek saldırısının ardından hayatını kaybeden Mahrem Elin Pınar'ın annesi ve saldırıda yaralanarak 15 ameliyat geçiren Tunahan Yılmaz'ın babası muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. 2,5 senedir kızımsız yaşıyorum. Yani bunun getirdiği şeyler çok fazla, ağırlıklar. Zaten bir sıkıntım, üzüntüm, stresim vardı. Fakat
üç parti vekilinin sürekli köpeklerin yaşam özgürlüğünden, yani köpeklerin özgürlüğünden, yaşam hakkından bahsederken bir kez bile kelimenin içinde çocuk bile geçmemiş olması beni çok gerdi. Ne demek ya kimse? Ne demek abi kimse? Ne demek ya? Benim çocuğum Frieder'in yerinde 10 yıl, 10 yıl seni abi görecek. Muhalefet vekilleri teklifin anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. AK Parti ve MHP'li vekiller de köpek saldırılarında ağır yaralanan çocukların fotoğraflarını gösterdi. Görüşmeler sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Komisyonda başıboş sokak köpekleri teklifinin ilk üç maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelerle sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan kavramları tanımlanacak. Yakala, kısırlaştır, sal metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakım evi tanımı, hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis şeklinde değiştirilecek. Kabul edilen maddelere göre teklifle sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar bakım evlerine toplanacak. Rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak. Evcil hayvanlar türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir ifadesi yürürlükten kaldırılacak. Sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu bir skandalı ortaya çıkardı. Sokak hayvanları için toplanan bağışların şirket kasalarına aktarıldığı belirlendi. Sokak hayvanları Türkiye gündeminden düşmüyor. Başıboş sokak köpeği sorununu büyüttüğü iddiasıyla gözlerin çevrildiği mama lobisi MASAK incelemesine takıldı. Sokak köpeklerine ötanazi yapılmasını içeren yasa teklifi meclis komisyonunda görüşülmeye devam ederken MASAK'ın hazırladığı rapor hayvanlar üzerinden 67 milyon liralık suç geliri elde edildiğini ortaya çıkardı. MASAK bazı hayvan derneklerinin sokak hayvanları için topladığı bağışların amaç dışı kullanıldığını tespit etti. MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin hayvansever dernek statüsündeki sivil toplum kuruluşlarıyla üyelik ve yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespit edildi. Rapora göre vatandaşların duyarlılıkları istismar edilerek toplanan bağışlar şirket kasalarına aktarıldı. 2021-2014 yılları arasında 205 milyon lira toplayan 21 derneğin bağışların büyük bölümünü şahsi hesaplara yönelttiği belirtildi. 11 dernek üzerinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi. MASAK hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu'na bildirdi. Evet değerli izleyenler, yine ciğerlerimiz yanıyor. Pek çok ilde orman yangınları meydana geldi ve orman yangınlarına da müdahaleler sürüyor. İzmir, Bursa, Kütahya ve Balıkesir'de çıkan yangınlarda yine ormanlarımız küle döndü. İzmir, Bergama ve Kütahya Tavşanlı'daki yangın söndürüldü. İzmir'in Buca, Bursa'nın Orhaneli ve Balıkesir'in 6 Eylül ilçelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. İzmir'in Gazi Emir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde arazide başlayarak ormana sıçrayan yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni araştırılan yangında 1,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü. İzmir'in Bergama ilçesinde dün çıkan orman yangını ise söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti. Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde saat 13 sularında başlayan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahaleler halen sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleriyle çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanlarıyla küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor. Ekipler Hava Teknik Okullar Komutanlığı'yla Sarnıç piknik alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını halen şu anda sürdürüyor. Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı hem piyasa bozucu eylemleri hem de vatandaşların mağduriyetini engelleme adına yapılan denetimlerde toplam 889 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı adil ve rekabetçi iç piyasa için denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kaldırılması, ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi için çalışma yürüttü. Buna göre 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden yetkili bayi ve otogalerilere 52 milyon lira para cezası uygulandı. Bakanlık ikinci el araçların galeriler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirmişti. Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere son bir yılda 90 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ikinci el araçların galeriler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirmişti. Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere son bir yılda 90 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık stokçuluk yapan yetkili bayilere de ceza uygulamayı ihmal etmedi. Haksız fiyat değerlendirme kurulu eliyle stokçuluk yapan otogalerilerine 294 milyon lira idari para cezası verildi. Bakanlık ayrıca konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan emlakçılara da ceza yağdırdı. Son bir yılda tüketici mağduriyetine sebep olan emlak işletmelerine 89 milyon lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı 81 ilde başta gıda olmak üzere fahiş fiyat artışı kapsamında yürüttüğü denetimlerde 90 bin firmanın 570 bin ürününü inceledi. Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 286 milyon lira para cezası uygulandı. Böylelikle Ticaret Bakanlığı, gıda, otomotiv, emlak, stokçuluk ve kuyum sektöründe yürüttüğü çalışmalar neticesinde toplam 889 milyon lira idari para cezası uygulamış oldu. Türkiye ve Somali arasında hidrokarbon alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde 3 noktada doğal gaz ve petrol arayacağını söyledi. Türkiye ile Somali arasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzalandı. Protokole Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Muhammed imza attı. İmza töreni sonrası ortak basın toplantısında konuşan Bakan Bayraktar, son 8 yılda petrol ve doğalgaz aramacılığında Türkiye'nin önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Türkiye bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi. Türkiye Petrolleri 4 derin deniz sondaj gemisi ve 2 tane sismik gemisiyle beraber çok yoğun bir şekilde denizlerimizi aramalarına devam ediyor. Hepinizin malumu Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de yaptığı çalışmalar ve hemen akabinde Karadeniz'de çok önemli bir doğalgaz keşfi gerçekleştirdi. 2020 yılının Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en önemli doğalgaz keşfini gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman içerisinde de buradan ülkemizin doğalgaz ihtiyacının bir kısmını karşılayacak şekilde üretim aşamasına geldik. Şu anda buradan
günlük olarak 5,5 milyon metreküplük bir üretim yapıyoruz Sakarya gaz sahasından. Bayraktar sadece doğalgaz alanında değil, petrol alanında da önemli bir keşfe imza atıldığını belirtti. Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik günlük üretim olduğunu dile getirdi. Sadece ülke içinde değil, dünya üzerinde gaz ve petrol arama çalışmalarının yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, Somali ile yapılan anlaşmanın somutlaştığını kaydetti. Daha önce ifade etmiştim, Somali, özellikle Somali denizi, offshore'u çok önemli bir petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan. Somali devletiyle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi. Ve bu çerçevede biz bugün burada Somali offshore'unda 3 tane blokta anlaşmamızı biraz önce imza ettik. Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz bu anlaşmaya imza koydu Türkiye adına. Ve bu sayede bizim şu anda Somali'de, Somali denizlerinde 3 tane blokta, ki her bir blok 5000 kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye'nin münhasıran arama ve petrol inşallah bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak. En düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarılıyor. Emekli aylıklarının artırılmasında içeren vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin meclisteki ilk adımı olan komisyon aşaması başladı. Teklifle çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisiyle yerel asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yurtdışı çıkış harcı 500 lira olacak. Başkasına ait IBAN ve POS cihazını kullananlara kesilen cezalar artırılacak. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hayata geçirilecek düzenleme ile en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Emekli aylıklarını da içeren vergi düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. AK Parti'nin imzasını taşıyan teklifle yurtdışı çıkış harcı da yeniden düzenleniyor. Buna göre 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 500 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Teklifle harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Ve Türkiye'de faaliyet gösteren küresel şirketler vergi düzenlemesiyle söz konusu şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri kârdan %15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Ayrıca teklifle yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması da geliyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi artık indirim ve istisnalar düşünülmeden önceki kurum kazancının %10'undan aşağı olmayacak. Düzenleme ile yap işlet devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlara da sıkı takip var. Bu şekilde elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınacak. Teklifle çalışma hayatına ilişkin de bazı düzenlemeler devrede. Emeklilikte yaşa takılanlarla emekli olanların aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kalkıyor. Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazını kullananlara ağır cezalar yolda. Artık bu kişilere belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlara da aynı oranda ceza kesilecek. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor. 2023 yılı il düzeyinde iş gücü istatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı %9.4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il %23.3 ile Hakkari, en düşük il %4.8 ile Sinop oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ait il düzeyince iş gücü istatistiklerini yayınladı. Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı %9.4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il %23.3 ile Hakkari iken işsizlik oranı en düşük il %4.8 ile Sinop oldu. Türkiye genelinde 2023 yılı için istihdam oranı %48.3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı %58.2 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35.5 ile Siirt ilinde oldu.
Türkiye genelinde 2023 yılı için iş gücüne katılma oranı %53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek iş gücüne katılma oranı %61,7 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise %38,5 ile Siirt ilinde oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 72'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 teröristi etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT'in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen Halil Kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı tespit eden MIT, Sadık Topaloğlu'nu takibe aldı. Operasyon sonucu İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş yakalandı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod adlı Cemil Bayık'la görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Sadık Topaloğlu'nun ayrıca Türkiye'de görevlendirilmesi sonrasında gazetecilik adı altında terör örgütüne bilgi topladığı MIT tarafından tespit edildi. Operasyonla yakalanan Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı 13 ilde Siber A1 operasyonu yürüttü. Çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme gibi suçlara yönelik operasyonda hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı. President Joe Biden presenting two very different visions for the future of our country. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylar Joe Biden ve Donald Trump arasındaki yarış sürüyor. Seçim tarihi yaklaştıkça adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Yaşıyla ve sağlık durumuyla ilgili Amerikan Başkanı Joe Biden'a yöneltilen eleştiriler giderek artarken Biden'ın operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Siber A1 operasyonu 13 ilde düzenlendi. Zonguldak'ta sosyal medya uygulaması üzerinden kredi kartı aidatı ödemesi vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. İstanbul'da ise sahte kripto uygulaması üzerinden yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı. Adana'da sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip kira bedeli, kapora veya emlakçı masrafları adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da da internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda ayrıca ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyalle döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum diyerek operasyonu yürüten personeli kutladı. MIT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ortak operasyonla yakalanan Halil Kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi. PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT'in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen Halil Kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı tespit eden MIT, Sadık Topaloğlu'nu takibe aldı. Operasyon sonucu İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş yakalandı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod adlı Cemil Bayık'la görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Sadık Topaloğlu'nun ayrıca Türkiye'de görevlendirilmesi sonrasında gazetecilik adı altında terör örgütüne bilgi topladığı MIT tarafından tespit edildi. Operasyonla yakalanan Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız değerli izleyenler. Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali ve seçimli genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlık için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 134 oy alan İbrahim Hacı Osmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geçerek TFF'nin yeni başkanı oldu. Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlık için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 134 oy alan İbrahim Hacı Osmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geçerek TFF'nin yeni başkanı oldu. Sağlık durumu ve ilerleyen yaşına rağmen yeniden aday olduğu için eleştiri oklarını üzerine çeken Amerikan Başkanı Joe Biden 3. kez COVID-19'a yakalandı. Başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceği merak edilen Biden iyi olduğunu açıkladı. President Joe Biden presenting two very different visions for the future of our country. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylar Joe Biden ve Donald Trump arasındaki yarış sürüyor. Seçim tarihi yaklaştıkça adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Yaşıyla ve sağlık durumuyla ilgili Amerikan Başkanı Joe Biden'a yöneltilen eleştiriler giderek artarken Biden'ın 3. kez COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın COVID testinin pozitif çıktığı bildirildi. Biden da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı. Ancak kendimi iyi hissediyorum ve herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim dedi. We're in a situation where there are American hostages. Biden'a sağlık durumu ve mental yeterliliği endişesiyle kendi partisi dahil birçok kesim tarafından başkanlık seçiminden çekilmesi çağrısı yapılıyor. 81 yaşındaki başkansa bir süre önce Amerikan basınına verdiği bir röportajda başkanlık yarışından çekilmeyeceği yönünde ifadeler kullanmıştı. Biden, ortaya çıkan bir sağlık sorunum olsaydı, doktorlar bana gelip şu sorunun var, bu sorunun var deseydi, başkanlık yarışında kalma kararımı yeniden gözden geçirirdim demişti. COVID-19'a yakalanan Biden'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından Dinar'da geçtiğimiz yıllarda açılışı gerçekleştirilen lisanslı depolarda kapasite artırımı yapıldı. 57.200 tona çıkarılan kapasite için tören düzenlendi. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu da katıldı. Ve yüksek nitelikli bir ekiple yönetilen Afridaş kuruluşunun yeni olmasına rağmen Afyonkarahisar Ticaret Borsası yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 30 bin ton olan lisanslı depoların kapasitesi 57.200 tona yükseltildi. Ekiple yönetilen Afridaş kuruluşunun kapasite artırımı için açılış programı düzenlendi. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve milletvekilleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Gürdal da katılım gösterdi. Törende Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın ve ilçe protokolü de hazır bulundu. Törenin açılışını Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler yaptı. Tesisimizin Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diliyor, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Borsa Başkanı Mühsürler'den övgüyle söz etti. Tarımsal politikaları birlikte belirlemekteyiz Borsalar Konseyi'nde. Hem Afyon'a büyük hizmet veren hem de hayata geçirdiği projelerle ülkemiz tarımına değer katan ve katma değer katan Mehmet Başkanımıza yönetiminden, meclis başkanından, üyelerinden, genel sekreterinden ve tüm çalışan kardeşlerime huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Genel Müdürü Ahmet Gürdal, AK Parti, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İyi Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun'da yaptıkları konuşmalarda depoların bölge ve Türk çiftçisine ve iş insanlarına hayırlı olmasını diledi. Ve yüksek nitelikli bir ekiple yönetilen... Kürsüye son gelen kişi ise Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Yiğitbaşı yapılan yatırımın Afyonkarahisar'a değer kattığına dikkat çekti. Lisanslı depoculuk sisteminin üretici yanında aynı zamanda sanayicimize de çok büyük avantajları var. Sanayici ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitede ham maddeyi güvenilir şehirde lisanslı depolardan kısa sürede temin edebilmekte. Böylelikle sanayicilerimiz depo ve nakliye masraflarında azaltmış olmaktadır. Konuşmaların ardından kurdele kesimi protokol tarafından dualar eşliğinde yapıldı. Ve yüksek nitelikli bir ekiple yönetilen Afridaş kuruluşunun... Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mahalle buluşmalarına devam ediyor. Köksal'ın bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Köksal halkın sorunlarını yerinde dinledi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Uzun Çarşı, kasaplar içi, kadınlar pazarı ve kalenin etekleri olmak üzere bu kısımları tamamen Afyonkarahisar'ın turizmine kazandırmak istiyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nin her hafta geleneksel olarak düzenlediği mahalle buluşmalarının bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Vatandaşlar Başkan Köksal'ı ilgiyle karşıladı. 4-5 okulumuzda elektrik problemimiz var. Bunların yer altına alınmasını istiyoruz. İkincisi ise demirciler içindeki kasaplar çarşısı. Otopark alanına çevirdiler. Köpekler gece oldu mu vatandaşları ısırma şekline geliyor. Halkla buluşan Başkan Köksal, halkın mahalleyle ilgili isteklerini ve dileklerini dinledi, mahalle sorunlarına çözüm bulunması için notlar aldırdı. Ben evim yıkılıyor, iki taraftan da ayrıldı. Şeyim yok, gelirim yok. Orayı olmasını istiyorum. Köksal, Akmescit Mahallesi'nin de bundan sonra hak ettiği hizmeti alacağını vurguladı. Her hafta bir ya da iki mahallemizi ziyaret ediyoruz. Mahallemizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Yapılacak hizmetlerimizi buna göre planlıyoruz. Sizlerin istek, talep ve şikayetlerinizi bizzat ayağınıza gelerek mahallenizde sizlerden dinliyoruz. Ve buna göre nasıl çözüm üretiriz, mahalleye ne gibi hizmetler yapmamız gerekiyor, birim müdürlerimizle ve ilgili personel arkadaşlarımızla birlikte harekete geçip en kısa sürede sorunların çözümü ve verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Bundan sonra Akmescit mahallemizde hak ettiği hizmeti alacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylara seslendi. Karakaş, AKÜ'nün tam akredite olmuş bir üniversite olduğunu belirterek davette bulundu. Karakaş, bu yıl öğrenci profilinin yüksek puanlı öğrencilerden oluşmasını beklediklerini aktardı. Bu yıl yeni açtığımız bölüm programlar var. Özellikle mühendislik fakültesi bünyesinde yazılım mühendisliğini açtık ve bu sene ilk defa öğrenci alacağız. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde İngilizce mütercim tercümanlık bölümünü açtık. İlk defa öğrenci alacağız. Afyon Meslek Yüksekokulu'nda et ürünleri teknolojisi programını açtık. Öğrenci alacağız. Bunlar nitelikli programlar, istihdama duyarlı programlar. Özellikle et ürünleri teknolojisi ve programını biz sektörün talebi üzerine açtık. Üniversite Danışma Kurulu'nda aldığımız tavsiye kararı üzerine açtık. YKS sonuçları açıklandı. Üniversite için tercih yapacak öğrenciler arayışlara başladı. Rektör Karakaş öğrencileri kutladı, AKÜ'ye davet etti. Yeni gelecek öğrencilerimiz için farklı branşlarda 6400 yeni kontenjanımız olacak. Biz bu sene bütün kontenjanlarımızın %100 oranında dolacağı beklentisi içerisindeyiz. Sultan Dağı'nda otobüs kaptanlığı, Dinar'da moda tasarımı, Emirdağ'da dış ticaret gibi bölümler, programlar
Bunlara yeni öğrenciler alacağız. Üniversitenin 35 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini hatırlatan Rektör Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Kanal 3'e yaptığı açıklamayla gençlere çağrıda bulundu, üniversitenin özelliklerini anlattı. Üniversitemizde şu an itibariyle 33.500 civarında öğrencimiz var. 1.100 civarında akademisyen kadrosuna sahibiz. 13 fakültemiz var, aktif olarak faaliyet gösteren. 4 yüksekokulumuz var. 4 yıllık 14 meslek yüksekokulumuz var. Karakaş yeni açılan bölümlerden, akreditasyon olan programlardan bahsetti. Akreditasyonu önceki politika olarak benimsedik yönetim olarak ve şu an itibariyle 10 farklı programımızda akreditasyonumuz var. 2 tanesi de fakülte, Veteriner Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi. Turizm Fakültesi bütün bölümleriyle akredite ama bunun yanında Mühendislik Fakültesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi'nde akredite olmuş programlarımız var. YOKAK diye bir ülkemizin bir akreditasyon kuruluşu var, bağımsız bir kuruluş. 30 üniversite içerisinde 5 yıllık tam akreditasyonu alan 3 üniversiteden birisiyiz. Afyonkarahisar'a gelecek öğrencilerin gerek barınma, gerek sosyal hayat, gerekse ulaşım konusunda sorunsuz, huzurlu ve güzel bir kente geleceğinin altını çizen Karakaş öğrencilere seslendi. Afyonkarahisar bu anlamda sorunları olmayan bir şehir. Barınma anlamında üniversitemize çok yakın bir alanda öğrenci şehri diye tabir ettiğimiz bir mekan var. Üniversitemize yürüme mesafesinde. Orada hem devlet yurtlarımız hem özel yurtlar, apartlar, daireler ve şehrin bu anlamdaki imkanları açısından barınma noktasında hiçbir sorunumuz yok. Afyon Karahisar öğrenciler için barınma, ulaşım ve güvenlik açısından güvenilir imkanları olan bir şehir. Bu sene ilk defa İşletmelerde deneyim diyebildiğimiz 3+1'i uygulayacağız. Et ürünleri ve teknolojisi. Biliyorsunuz sektör oldukça geniş Afyon'da. Öğrenciler bir yılını tamamen iş yerinde geçirecekler. Öğrenci yurtları bu kez tatil yapmak isteyen emeklilere açıldı. En çok talebin geldiği Antalya'daki öğrenci yurtlarına gelen emekliler 15 Ağustos'a kadar yurtlarda ücretsiz kalabilecek. Öğrenciler gitti, emekliler tatile geldi. Tatil yapmak isteyen emekliler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanmaya başladı. Öğrenci yurtları bu kez kapılarını öğrenciler için değil emekliler için açtı. Türkiye'nin tüm yurtlarında emekliler bir ay boyunca tatil yapabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı olarak duyurmuştu. Kabinemizde bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle öğrenci yurtları emeklilere açıldı. Kapılarını emeklilere açan Antalya'daki Elmalılı Hamdi Yazır yurdunda kalan emekliler yurtlardaki ilk kahvaltısını yaptı. Türkiye genelinde müracaatın %25'i bura, 1/4'ü bura. Yani Antalya turizm kenti olması sebebiyle insanların da dünyanın da gözdesi, dünyanın incisi. Bu sebeple talep fazla. Vallahi çok iyi düşünmüşler yani. Emekliler için çok iyi bir şey, fırsat. Antalya'da değil de sanki bir tarafı Antalya, bir tarafı diyelim Erzurum tarafı. Öyle bir yaşantı var. Bir gün Lara'ya gittik. O gün orada geçti. Bir gün Konyaaltı tarafına gittik. Belki tekne turunda gideriz. Onu da hafta sonuna düşünüyoruz. Emekliler 15 Ağustos tarihine kadarki bir aylık süreçte Türkiye'de bakanlığa ait tüm yurtlarda tatil yapabilecek. Burdur'da kamp yapan Antalya Spor'un teknik direktörü Alex de Souza, futbol, voleybol, bocce toplarının üretimini yapan Burdur Top Dikim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Brezilyalı teknik adam Burdurlu kadınların top dikimlerini izledi, dikilmiş futbol toplarına imza attı. Brezilyalı teknik adam Alex de Souza Burdur'a kampa geldiğinde futbol topu dikip hediye eden Burdurlu kadınlara bir jestle karşılık verdi.
Antalya Spor Teknik Direktörü Alex de Souza futbol, voleybol, bocce toplarının dikildiği atölyeyi ziyaret etti. Kadın girişimcilerin çalışması hakkında bilgi aldı. Sonra Edip Bey'le burasını elbette koyuyorlar. Ünlü teknik adam Burdurlu kadınların diktiği futbol toplarına da imza attı. Alex Bey'e futbol topu yapıp gönderdik. Topumuzu gördükten sonra merak etmiş, atölyemize geldi. Futbol topunun önce kesimini, baskısını gösterdik. Dikişini gösterdik. Fransa ürettiğimiz bocce toplarını gösterdik. Onları da çok beğendi. Kendisine de bir tane hediye ettik. Merak ettiği soruları sordu. Cevaplarını verdik. Beğenerek gitti atölyemizden. Hedefimiz FIFA belgesini de aldıktan sonra bütün kulüplere top verebilmek. Atölyede 17 kadın futbol, voleybol, Amerikan futbolu, bocce toplarını hem el hem de makine dikimiyle üretiyor. Antalya Spor Teknik Direktörü Alex de Souza kadınların çalışmalarını ilgiyle izleyip kutladı. Çok sevecen bir insandı. İmzalar verdi. Fotoğraf çekildik birlikte. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Ünlü teknik adam Alex'e Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Hüseyin Dalgar da eşlik etti. Sıcaktan kavrulan Antalya, şimdi de Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte hava sıcaklığının 8 derece daha artması bekleniyor. Antalya'yı bu kez de Afrika sıcağı vurdu. Hava sıcaklığı iyiden iyiye yükselecek. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne göre termometreler mevsim normallerinin de üstüne çıkacak. Antalya ilinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, sahil kesiminde özellikle 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hissedilen sıcaklık değerleri 41 dereceye kadar çıkacak. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Tüm vatandaşlarımızı, kronik rahatsızlığı olanları, özellikle çocukları, günün en yüksek sıcaklıklarının olduğu ya da sıcaklığın en yüksek olduğu 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Sıcak hava dalgası ile birlikte hafta boyunca nem oranının da %60 ila 80'lerde olması beklenirken sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Kaş ilçesinde doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracıyla girdi. Fenomenin beğeni kazanmak için aracıyla yaptığı bu harekete ve gölü tahrip etmesine Profesör Mehmet Gökoğlu aracını sürecek yer mi bulamadı diye tepki gösterdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracıyla giren sosyal medya fenomeni gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması büyük tepki çekti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mehmet Gökoğlu, Yeşil Göl'ün Antalya için önemli bir değer olduğunu söyledi. Gerçekten doğa harikası. Zaten isminde de söylendiği gibi yeşil bir göl orası. Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor. Görüntüleri izleyen Gökoğlu fenomene tepki gösterdi, yanlış yapmış dedi. Aracın gölde ne işi var? Size ters gelmedi mi bu? Aracını sürecek yer mi bulamadı oralarda, göle giriyor. Oradaki gölü bulandırması bile o yeşilliğini gidermesine sebep olur. Girmemesi gerekiyor. Yanlış bir uygulama, yanlış bir sürüş. Bu tür yerleri korumamız, canımız gibi korumamız gerekiyor. Vatandaşımız yanlış yapmış burada. Gelen tepkiler üzerine dijital içerik sosyal medya hesabından kaldırıldı. Antalya'da falezlerde yapılan asansörün yıkım kararını uygulamak isteyen belediye ekipleriyle yıkıma karşı çıkan otel görevlileri arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. 6 saat süren gerginlik otel yönetiminin mahkemeden aldığı yıkımı durdurma kararıyla son buldu. Kıyı mevzuatına aykırı şekilde falezler üzerine inşa edilen, daha önce de tepkilere neden olan asansörün yıkımı için Muratpaşa Belediyesi encümen kararı aldı.
Otel yönetiminin asansörü kaldırmaması üzerine belediye ve polis ekipleri sabah saatlerinde otele geldi. Otel yetkilileriyle belediye görevlileri arasında tartışma yaşandı. Evraklarınızı görebiliriz. Biz evraklarınızı tepkilerdik. Tarih tamam. Ama aşağıda turistler var. Burada hiçbir şekilde ekim yapamaz. Almayacağız. Turistleri alma şansı yok ki. O tatile gelmiş. Yıkımın içinde olduğu belli. Müşteri çalmayacaktır aşağıya. Yıkım yapacaksın. Hadi insanları bir tat. Burada durabilirsin. Bak ellemiyorum. Otel alanına girelim. İşin zoruna şey var. Çok kibar ve... Şurası senin otel alanın değil. Bak buraya girmedim ben. Tamam giremezsin zaten. Tamam oturduğunuz için. Ben kiminle mi oldum? Vatandaş. Arkadaşına muhatap, ben sizinle muhatap almıyorum. Etmiyorum. Bakalım. Etmiyorum. İnsandan sığmaz. Evet, gasp var burada. Ayyan Hanım. Konuştu mu insan? Ayyan Hanım. Tamam beyefendi. Tamam, yola girmeye gel. Yıkım ekibine otel bölümünden izin verilmedi. Belediye ekipleri de park girişinden girmek isteyince lüks araç barikatıyla karşılaştı. Polisin devreye girmesiyle lüks araçlardan biri çekilirken diğeri ise yine iş makinelerine engel olması için bahçeye park edildi. Otel çalışanları iş makinalarının çamurdan girememesi için hortumla zemini ıslattı. Yıkımda kararlı olan belediye ekipleri kamyonla parka mucur döktü, zemini sağlam hale getirmeye çalıştı. Park içerisinde yıkıma engel olması için kullanılan diğer lüks araç da polis ekipleri tarafından çekildi. Yaklaşık 6 saat süren yıkım bilmecesi otel yönetiminin mahkemeye başvurup yıkımı durdurma kararı almasıyla son buldu. Muratpaşa Belediyesi karara itiraz için mahkemeye başvuracak. Antalya'da psikolojik sorunları yüzünden oturduğu daireyi ateşe veren bir kişi, evleri yanma tehlikesi geçiren öfkeli komşularının saldırısına uğradı. Yaralı adamı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Olay Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşandı. Yandılar. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan C. tek başına oturduğu daireyi ateşe verdi. Site sakinleri yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahalleye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Alevlerin diğer dairelere sıçrama ihtimali komşularına büyük bir korku yaşattı. Bizim ev de yanacak ana! Kendisini balkona kilitleyen adam ikna edilerek daireden çıkarıldı ve tedavi için ambulansa götürüldü. Evleri yanma tehlikesi geçiren öfkeli komşular yangın çıkaran adama saldırdı, linç etmek istedi. Polis biber gazı sıktı. Kiracı olduğu evi yakan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken site yöneticisi kişi ifade için polis merkezine götürüldü. Son dönemde giderek yaygınlaşan su sporlarından biri ayakta kürek çekme olarak da bilinen SUP sporu Antalya'da yoğun ilgi görüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize açılanlar falezlerin eşsiz manzarasına ortak oluyor. Kanal ekibi de SUP'ın nasıl yapıldığını görmek için sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeydi. Kanal 3 muhabiri Emre Gürlemiş ve kameraman Osman Ersin Bekler trend haline gelen ve denizde yapılan su sporunu görüntüledi. Gün doğmadan uyanıyorlar, kürekleriyle denize giriyorlar. Şöyle ya da şöyle tutmuyorsunuz, yukarıdan tutuyorsunuz. Supboard tutkunları dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin eşsiz güzelliğine ortak oluyorlar. Biz Kanada'dan tatile geldik aslında buraya da. Duyunca da sevindik burada da olduğunu olduğu için. Kızımla beraber geldik bugün. İlk kez deniyoruz arkadaşlar. Gayet keyifli olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla beraber geldik grup olarak. Son yılların popüler su sporlarından biri olan ayakta kürek çekme olarak da tanımlanan SUP,
Antalya'da yerli ve yabancı herkesin ilgi odağı oldu. Antalya'da son dönemde yaygınlaşan su sporlarından biri de SUP. Ben yüzme bilmediğim için etkinliğe katılamasam da etkinliktekiler biraz sonra Antalya'nın en güzel noktalarını keşfetme fırsatı yakalayacak. Günün ilk ışıklarıyla suya açılan macera severler 2 saatlik turlarda Konyaaltı plajından çıkış yaparak valizlerin eşsiz manzarasında kürek çekip o anları fotoğrafla ölümsüzleştiriyorlar. Buradan suya indikten sonra falezleri gezmeye başlıyoruz. Falezler dünyaca ünlü olduğu için insanların da büyük ilgisini çekiyor. Burada bulunan çeşitli mağaralar ve kayalıklar var. Bunları gezdiriyoruz. Aynı zamanda fokların da yaşam alanı olduğu için onları da rahatsız etmeden onlara saygılı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 600'e yakın SUP meraklısı sahildekiler için de görsel şölen sunuyor. Peki trend haline gelen supboard nasıl yapılıyor? Omuz genişliğinden daha geniş olacak şekilde. Bu sporun asıl amacı ayakta sürüştür. Kesinlikle herkesin denemesini istiyorum ayakta sürmeyi. Güvercin mağarası var. Zeki Müren koyu var. Daha sonra mavi mağara var. Ve yarasa mağarası var. Çoğunlukla ilgi gösterilen mağaralar ve kayalıklar bunlar. Bunları gezdiriyoruz. Tur içerisinde ayağa kalkmak isteyen bu sporu detaylı bir şekilde yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında yüzmek isteyenlere imkan sağlıyoruz. Mola verdiğimiz yerlerde yüzerek de keşfedebiliyorlar. Yanında deniz gözlüğü getirip dalış yapmak isteyenler oluyor. Bana pahalıyan patladı yalnız. Gözlük düştü. Gözlük gitti. Antalya falezlerinin eşsiz manzarası arasında kürek çekmek için 500 ila 700 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yazın serinleten lezzetlerinden biri olan dondurmalar raflarda yerini aldı. Kış aylarında tatlı tüketimi daha çok artış gösteriyor. Peki yemeklerden sonra tatlı tüketmeyi ihmal etmeyen vatandaşların yaz aylarındaki tercihi dondurma mı yoksa tatlı mı? Yaz mevsimi kapılarını açtı. Havalar oldukça sıcak. Birçok kişinin tercihi kavunlusundan çileklisine, çikolatalısından karamellisine, rengarenk buz gibi dondurmalar. Satışlarımız gayet iyi şu anda. Tam sezonundayız zaten. Vanilya, kakao, çilek, limon, kavun, karamel, İtalyan karameli, mavi var. Yazın tabii ki dondurma tercih edilir. Kış çünkü sıcakta pek fazla tatlı gitmiyor. Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde havaların sıcak oluşundan dolayı haliyle dondurmaya rağbet biraz daha fazla. Bunun yanında baklava satışlarımız yaz geldiği için biraz yani onlar da normal şekilde satılıyor ama haliyle dondurmalarımız biraz daha rağbet görüyor. Sade dondurmamız süt salep şekerden yapıldığı için dondurmanın özü anası bu ama bunun yanında kakao geliyor. Arkasından meyve dondurmalarımız geliyor. Bunların içinde çeşitlerin içerisinde yani gençlerin tercih ettiği ürünlerimiz de var. Vatandaşlarımız şu anda haliyle hava sıcak olduğu için dondurmayı ve dondurma çeşitlerini tercih ediyorlar. Tabi baklava satışında normal. Kesinlikle havaların sıcak gitmesinden dolayı akşamları genelde doluluk ve süreklilik devam ediyor. Yani genelde akşamları oturmaya gelen, yürümeye çıkan insanları dondurma satışlarımız daha güzel. Yaz aylarında başta çocuklar olmak üzere vazgeçilmez olan dondurma lezzetiyle de havzalara kazınan bir tatlı. Bakalım vatandaşlar tatlıyı mı yoksa dondurmayı mı daha çok tercih ediyorlar? Yaz aylarında dondurmayı daha çok tercih ederim. Kışın biraz daha soğuk olduğu için havalar tatlı daha güzel gidiyor. Ama tatlının üzerine de dondurma daha hoş yakışıyor. Daha tatlı oluyor. O yüzden dolayı ikisini de tercih ederim aslında da serinlemek için dondurma daha güzel gider. Tabii ki de dondurmayı. Yaz kış vazgeçilmezimiz bizim dondurma ama tatlı da tabii onun yeri de farklı. Neden dondurma peki? Daha serin, daha rahatlatıcı, daha sevdiğimiz, daha düşkünüz dondurmaya biz. Yöresel olarak öyle diyeyim. Üzücü bir haberi ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyenler. Afyonkarahisarlı iş insanı ve şair Ahmet Bodur bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ondan geriye ise Afyonkarahisar için yazdığı şiirler kaldı.
1938'de doğan Ahmet Bodur ailesinin 3. çocuğuydu. Ankara'da 1975 yılında kurulan Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesiydi. 11 ay önce eşini kaybeden Ahmet Bodur dün vefat etti. Afyonkarahisarlı iş insanı Ahmet Bodur aynı zamanda şairdi de. Aşığı olduğu Afyonkarahisar dahil sevdiklerine ve yakınlarına şiirler yazıyordu. Hatta benim eşim daha önce bir vefat etti. Ona bile şiir yazmış. Kayınbiraderi olduğu için. Öyle bilgili, kültürlü, direkt gibi böyle bir insandı. Aile yakınımızdı, seviyorduk büyüğümüz. Ailenin en büyüğü oydu. Gitti. Gitti. Afyon için. Ne bileyim, Afyon sevdalısı bir adamdı. Şiirleri, şeyleri halen daha var. Bende bir sürü duruyor. Onları inşallah değerlendiririz. Geriden gelenlere şey yaparız. Onları da paylaşacağız inşallah. Memleket sevdalısı Ahmet Bodur bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dostları, akrabaları ve sevenleri onu son yolculuğuna uğurladı. Kendisi Afyonludur. Çok iyi bir Afyonlu. Afyon'la ilgili şiirleri var. Dernekte de yöneticilik ve zamanında güzel işler yaptı. Yani Allah rahmet eylesin diyoruz. Üzgünüz böyle bir değerli kimseyi kaybettiğimiz için ama Allah'tan gelen bir olay. Bundan sonra yapacağımız ona arkasından bol bol dua ederek rahmet eylesin diyeceğiz. Güzel şiirleri vardı. Onları zaman zaman buluştuğumuzda, geldiğimizde bizlere de okurdu. Afyon'da da bildiğim kadarıyla bu şiirlerden bir tanesi şey yapılmıştı, yayınlandı ve orada açıklanmıştı. Ahmet Bodur'dan geriye ise şiirler kaldı. İşte şairin Afyonkarahisar Sen Anadolu'sun başlıklı o şiiri. Bağrında bir kalkandır Hıdırlık Dağı. Her karış toprağın bin şehit yatağı. Zaferlerle süsledin koskoca çağı. Afyonkarahisar Sen Anadolu'sun. Bu haberimizi bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saate görüşünceye dek hoşça kalın. Sırada spor haberleri var. İyi seyirler. Kanal 3 Spor Bülteni ile yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Ben Serpil Kurt. Bu akşam bültenimize A Milli Futbol Takımı ile başlıyoruz. A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ maçlarının statları belli oldu. 16 Kasım'da Galler ile Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan millilerimiz 19 Kasım'da Karadağ'da Padrigitsa'da konuk olacak. UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ'la yapacağı maçların statları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler 16 Kasım Cumartesi günü saat 20'de Galler'le Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli takımın deplasmanda Karadağ'la karşılaşacağı müsabakada başkent Podgorica'da yapılacak. Podgorica şehir stadyumundaki maç 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. A Milli futbol takımı 11 yıllık aranın ardından Kayseri'de sahaya çıkacak. Milliler bu kentte daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı. Kayseri'de 2009 yılında Azerbaycan'ı 2-0, Estonya'yı 4-2 mağlup eden Türkiye, 2013 yılında da Andorra'yı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan Ay Yıldızlı takımın grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor.
Edirne'de 22-23 Haziran tarihlerinde Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Karamanlı milli kuraşçılar aynı başarıyı Dünya Şampiyonası'nda da göstermek istiyorlar. Karamanlı sporculardan Yiğit Özmen, Ayşenur Keskin, Ebru Atabay, İbrahim Sağlam Çelik ve Hüseyin Peşkir Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kendi sikletlerinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Çocuk yaşta judo ile başlayan spor hayatlarına kuraşı da ekleyerek büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürerek Kasım ayında Gürcistan'ın Batum kentinde yapılacak dünya şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyorlar. Şampiyonada gençler kategorisi 100 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Hüseyin Peşkir, 6 yıl judo yaptığını ardından kuraşa yöneldiğini söyledi. Kuraşa judo üzerinden başladık. Zaten benzer bir spor. Kurallarla farklılaşıyor iki spor dalı da. 3 yıldır kuraşla ilgileniyorum. Ümitler 70 kiloda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Ayşenur Keskin ise ilk olarak Türkiye şampiyonluğu kazandığını, sonrasında Avrupa şampiyonasından altın madalyayla döndüğünü anlattı. Kuraş aslında judoya çok benziyor ama sadece farklı birkaç farklı kurallarıyla kendini daha da farklı bir spor yaparak eğlenceli bir spor aslında yani. Judodan biraz daha sakin bir spor olabilir. Yani bir Türk olarak Türkiye'nin bayrağını kaldırmak gurur vericimiz. Ümitler 90 kiloda altın madalya kazanan 15 yaşındaki İbrahim Sağlam Çelik de 8 yaşından beri spor yaptığını, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu da kazanmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi. Ümitler Türkiye şampiyonasında Sivas'ta Türkiye üçüncüsü oldu. Bu senede Karaman'da yapılan Ümitler Kuraş Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu olarak Edirne'de yapılan Avrupa Kuraş şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Orada da Avrupa şampiyonu oldum. İlk yapılacak dünya şampiyonasında ben ülkemi temsil etmek istiyorum. Hem de madalya almak istiyorum. İzmir'de düzenlenen Semptom Atletizm Olimpik Deneme Yarışlarında birinci olan Diyarbakırlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Özmez, başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor. Diyarbakır Spor Lisesi'nde eğitim gören ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başlayan 11. sınıf öğrencisi Yiğit, milli takıma seçilmenin ve Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor. Yiğit Özmez hayalinin yazılım mühendisliği olduğunu, atletizmdeki yeteneğinin ise babası sayesinde keşfedildiğini söyledi. Demek ki sporda başarım varmış. Atletizme başladığımdan da ilk başta küçük küçük ufak adımlarla ilerledik. Milli takıma seçilme hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Yiğit Özmez, ilk etapta birçok farklı branşta spor yaptığını anlattı. Yani ilk başta oryantilik sporunu yapıyordum, basketbol yaptım, birçok branş denedim. Hepsinde bir hafta, iki hafta kalıp canım sıkılıyordu. En uzun süreçte atletizmde kaldım. Atletizmde enerjimi atıyordum. Her gün gelip idman yaparak zevk alıyordum. Bu işi zevk için yapıyordum. Kısa mesafe 60 metre ile uzun atlama ile başladım. Cross yarışmalarıyla başladım. 3000-2000 metre koşularla. En sonunda ise vücudum kuvvetlendikten sonra beni 800 metre branşına aldılar. En son yarışım olan İzmir 8-9 Haziran'da Türkiye şampiyonu oldum. 1.54 derecemle. Önümüzdeki hafta Avrupa'da ülkemizi temsilen milli takım yarışmasına gideceğim. 18-21 Temmuz aralığında Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğim. 800 metrede en iyi derecemi koşup ülkemizi altın madalya getirmek istiyorum. Antrenör Osman Çelik de Yiğit Özmez'e inancının tam olduğunu söyledi. Yiğit şu anda Diyarbakır ilini temsilen milli takıma seçilmiş en genç atlet olarak tarihe geçmiş bulunmakta. Yiğit'te mevcut hedefimiz zaten Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ülkemize kazandırmak. Daha önce bunu hiçbir atlet başaramamış. Yiğit de bu potansiyeli gerçekleştirebilecek bir sporcu. Kendinden bir yaş büyük sporcularla yarışacak. Ona olan güvenimiz sonsuz. Adana'da 8 yıl önce masa tenisine başlayan 16 yaşındaki engelli sporcu Yiğit Taylan, milli formayı giyebilmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Yiğit Taylan'a ailesinin hareketlerinde farklılık olduğunu görmesi üzerine götürüldüğü hastanede 5 yaşında hafif mental retardasyon teşhisi konuldu.
rahatsızlığı nedeniyle hem iletişim becerilerinin hem de el ayak ve göz koordinasyonlarının gelişebilmesi için doktorunun tavsiyesiyle Yiğit 8 yaşında masa tenisine başladı. Sağlığı için başladığı sporda her geçen gün kendisini geliştiren Yiğit katıldığı yarışmalarda dereceler aldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haftanın 6 günü Yeni Adana Stadyumunda çalışmalarını sürdüren Yiğit Taylan, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 4.'lük elde etti. Anne Güllü Kaş, Yiğit'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu anlattı. Yiğit'in milli takıma girme gibi bir hedefi var. Bu hedefinin arkasından koşturuyoruz. İnşallah yapabiliriz. Ben oğlumun destekçisiyim. Elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Bunun da azmini, oğlumun çocuğumun azmini görüyorum. Mücadele etmeye çalışıyor. Milli takıma girmeye çalışıyor. Antrenörüyle birlikte destekliyoruz. İnşallah istediği yerlere gelir. Sevgili izleyenler, spor bültenini sizlere aktardık. Bir sonraki akşam görüşünceye dek sağlıkla kalın.